Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için malum Kurban Bayramı'ndayız. O yüzden et fajita yapacağım. Yarım kilo kadar et kullanacağım. Etlerimi şöyle jülyen doğrattım ben. Şöyle ince bir şekilde antrikot kullandım. Şimdi öncelikle eti marine edeceğim. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Şöyle yarım çay kaşığından biraz fazla kekik kullanıyorum. Et az olduğu için baharatları da az koyuyorum. Yarım çay kaşığı kadar pul biber. Şöyle kaşığın ucuyla karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber kullanıyorum. İki dişli sarımsağım var. Bunu da ezeceğim. Sonra pişme esnasında da soya sosu kullanacağım. O yüzden şimdi tuz atmıyorum. Soya sosu zaten tuzlu olduğu için ayrıca tuz eklemeye gerek yok. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Vaktiniz varsa bir gece önceden yaparsanız daha güzel olur. Şimdi ben 4 saat kadar bekleteceğim. Marine edildiği için etler de kolaylıkla pişecek. Etin marinesi hazır. Şimdi bunu dolaba koyacağım. 4 saat kadar bekleteceğim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Et fajita için etlerim çok güzel marine oldu. Marinasyonunu hazırlarken ben 4 saat kadar bekleteceğim demiştim ama malum bayram ve acil çıkmam gerekti. O yüzden aynı gün yapamadım. Yani bir gün bekletmiş oldum ama dediğim gibi etleri sosun içinde ne kadar çok bekletirseniz o kadar güzel çeker, yumuşak ve lezzetli olur. Yani benimkisi bir gün beklemiş oldu. Şimdi yarım saat kadar önce de dolaptan çıkardım. Oda ısısına gelmesini bekledim. Öncelikle etin garnitürünü hazırlayacağım. Bunun için bir tane mor soğanı piyazlık şekilde doğradım. Evde beyaz soğan kalmamış. Siz beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ocağa alacağım. Bir güzel karamelize oluncaya kadar pişireceğim. Soğanları aldım ocağa. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Şimdi karamelize olmalarını bekliyorum. Daha sonra biberlerini ekleyeceğim. Bu arada ben biberleri hazır dondurulmuş olarak aldım. Tek tek almak yerine öyle almak daha kolay. O yüzden siz alabilirsiniz. Büyük zincir marketlerde bulabilirsiniz. Soğanları yan tarafa aldım. Etleri de tavayı iyice ısıttım. Ve ısınmış olan tavaya etleri de koydum. Yüksek ateşte çevireceğim. Kullanmaması için. Zaten marine edildiği için çabuk pişecek. Etler gördüğünüz gibi suyunu saldı. Şimdi çekinceye kadar pişireceğim. Soğanlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel karamelize oldu. Şimdi şu hazır almış olduğum mixten ekliyorum.
yeterli. Hepsi çok gelir. Şimdi bunları da bir güzel karıştıracağım. Biberlerimi de ekledim. Şimdi bunlardan biberleri fazla öldürmeyeceğim. Birazcık yumuşasınlar. Kapatacağım. Şöyle etler de pişmeye devam ediyor. Suyunu çekince tamamdır. Darısaları biraz da soya sosu ekliyorum. Tuz atmayacağım. Soya sosu tuzlu olduğu için tuza gerek yok. Garnitürlerim hazır. Şimdi ocağı kapatıyorum. Etler de pişmek üzere. Şöyle. Biraz kızarsınlar. Onları da ocaktan alacağım. Etlerim de güzel kızardı. Şimdi birazcık soya sosu döküyorum. Çok az. Hem sebzeye hem ete ayrı ayrı soya sosu döktüğüm için ayrıca tuz kullanmıyorum. Fazla tuzlu olabilir çünkü. Etlerim de hazır. Şimdi tabaklamaya geçeceğim. Şöyle bir güveç kabım var. Fırında biraz ısıttım. Önce garnitürleri altına koyuyorum. Etleri üzerine koyacağım. Ve yemeğimiz hazır. Et payı tam hazır. Etin rengi soya sosu döktüğüm için öyle bu arada. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.